İki saniye dinler misin? Bir, iki. İki saniye doldu. Hadi defol. Ayşen lütfen. Ben seni dinlesem de anlamıyorum ki. İşte anladığını da yanlış anlıyorsun zaten. Az önce yukarıda olduğu gibi. Hadi zorba mısın bir çekiş? Tabii ki zorba değilim. Böyle şeyler yapmak zorunda kalınca ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Ya alışık değilim çünkü. Ama sen beni mecbur bırakıyorsun. Ya ne var iki dakika dinlesen? İki saniye şimdi iki dakika mı oldu? Ya sana da elini veren kolunu kaptırıyor. Ateş çık. Bana elini verseydin böyle bir detayı asla atlamayacağımı sen de çok iyi biliyorsun. O yüzden böyle bir şeyin olmadığını sen de kabul et. Bir dakika, sen bana neyi anlatacaksın da ben dinleyeceğim? Bak onu bilmiyorum işte. Ah şöyle. Alışmışsın ateşten ne gelirse gelsin dinlemeden ket vurmaya. Bak, çatı katında gördüklerin tamamen bir yanlış anlaşılma. Bunu söylemek için gelmiştim buraya. Ya ben neyini yanlış anlayacağım? Öyle değil dediğin her şeyi full HD izliyorum. Ben neyini yanlış anlayacağım Ateş? Yasemin'le biz sadece sunum çalışıyorduk. Hepsi bu. Evet, çok da güzel sundunuz marifetlerinizi. Ateş bak, birincisi Yasemin'le aranda ne varsa bu beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Bu ilgilendirmemiş halimi. Bölme beni. İkincisi söylediğim ve bundan sonra söyleyecek olduğun hiçbir şeye inanmıyorum. Ayşen bak. Ateş, ben filmlerde görmediğim numaraları sende gördüm ya. Yani hem evlisin hem değilsin. Hem kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyorsun ama sorumsuzsun ve bencilsin. Yasemin'le aramda bir şey yok diyorsun ama maşallahınız var. Daha sayayım mı? Devam edeyim mi? Aa, bak sesi düşününce fark ettim. Ya sen ne biçim bir adamsın? Sen yalancısın, yalancı. Tamam ben yalancıyım, tamam. Peki sen? Sen çok mu dürüstsün? O ne demek? Şu demek, bu zamana kadar öyle değil dediğin her şeyi gözlerine baktığımda gördüm. Ama sen hala... Ne ama ben hala? Hala seni kıskanıyorum diyemiyorsun. Ateş senin... Yalandan, dolandan falan beynin yanmış bence. Ama yeter artık benden bu kadar. Ne kadar? Ateş defol. Tamam. Sen sus. Hiçbir şey söyleme. Ben senin gözlerinin içine bakınca zaten ne anlatmak istediğini anlıyorum. O yüzden sen hiç konuşma. Sadece bana böyle bakmaya devam et yeter. Olur mu? Nasıl bakıyorum ki ben? Çok mu belli oldu? Tamam evli olmayabilirler ama bu birbirlerine karşı boş oldukları anlamına gelmez ki. Ateşle Burut nerede yan yana durmuş? Ne oldu oğlum sen, ne oluyor? Kendine gel ya. Ben de seni arıyordum. Ne oldu? Niye aradın ki beni? Bir yanlış anlaşılma var. Yani yanlış anladın. Yani yanlış anladınız. Ne diyorsun kızım sen? Yanlış anladın mı? Yanlış anladık mı? Ya işte teras... Ateşle ben... Evet Ateşle sen. Karı koca değil misin Ateşle sen? Ne anlatıyorsun bana böyle? Ne kıvranıyorsun? Evet. Ateş'le ben karı kocayız. Hatta
deli gibi aşık bir çiftiz. Allah Allah meselesi. Harbiden Allah bir yastıkta kocatsın. Ben bunun nesini yanlış anladım peki? Onu anlamadım. Anlamazsın. Çünkü sende anlama yetisi yok. Hiç yok. Doğuştan yani. Hödüksün oğlum sen. Ama hata bende ki seni insan yerine koyup burada laf anlatmaya çalışıyorum. Kimseyi bir yere koyma. Bu hikaye hep böyle. Önce bir yere koyar, sonra kalıbını değiştirmeye çalışırsın. Sonra kendi koyduğun yeri beğenmezsin. Sen beni bir yere koyma. Tamam mı? Ne diyorsun oğlum sen? Kalıp kalıp. Ben seni var ya kek kalıbına koyup fırına sürsem bile senden hiçbir şey olmaz. Hırtsın sen. Hırt. Sen otur anca kendini tokatla. Yavaş. Yavaş. Keskin sirke küpüne zarar. Keskin sirkelerde boğul inşallah. Neden geldi ki? Ne diyecekti sanki? Niye arıyordu ki beni? Ne diyecekti acaba? Tamam Elmas'cığım, tamam. Aldınız mı biletleri? O ne ya? O zaman yarın öğleden sonra buradasınız. Ah, oldu bu iş, oldu. Hele şu torunlarımızın çöpünü çatalım da bunca yıllık ahbaplığımız akrabalığa dönsün. Torunların çöpü mü? Ah, kim derdi bir gün birbirimize görücü olacağız diye. Benim Ayşen'im de Demir'im de pırlantadır, pırlanta. Heh, tamam, tamam, oldu. Hadi görüşürüz, sağlıcakla kal. Oh, benim aslan torunlarım. Hadi birinizden biriniz evlenin şu çatı kadına yerleşin de şu zirzoplar da evimizden defolup gitsin. Ayşen de Demir mi? Görücü mü? Neden gitmek mi? Ne oluyor ya? Ateş! Bu sefer harbiden evsiz kalıyoruz. Kalk! Yasemin Allah'ını seversen bir nefes al ya. Ay, canına yandığımın evi maraton gibi. Ne oluyor yine? Ne olmuyor ki? Demir'i evlendiriyorlar sonra da çatı kadına yerleştiriyorlar oğlum. Sana kıyamam ya. Gel. Gel otur şampiyon gel. Gel otur. Sen buna mı heyecanlandın? Bak sen hiç merak etme. O herifle aklı başında hiçbir kız evlenmez. Yani o adamdan o gerginlikle zaten koca da olmaz. Olsa olsa askerlik arkadaşı olur. Ama zaten kadınlar da askerlik yapmıyor. O yüzden rahat ol. Tamam. Haklısın be ortak. Yani. Bir şey söylemeyi unuttum. Hı. Ayşen'e de görücü geliyor. Ayşen'e? Ayşen'e mi? Ne demek görücü? Nasıl görücü? Nerede görmüş de geliyor Ayşen'e? Ne demek görücü ne demek ya? Saadet Hanım telefonda konuşurken duydum. Ne dedi? Ya senin derdin bu mu? Ben diyorum ki ev elden gidiyor. Hayır sabah kaybettiğimiz evi akşam kazanıyoruz. Gece yine kaybediyor diyorum. Ve senin bu durumda tek düşündüğün şey Ayşen mi? Ya saçmalama ben de ev için diyorum zaten. Yani Ayşen evlenmiş. Bir kere zaten Demir'den daha kolay evlenir Ayşen. O yüzden ben ona şey yaptım. Bak, bizim bu Saadet annenin planını bir çomak... hatta bu planı böyle odunla vurmamız lazım. Lafta kolay tabii. Bul. Hadi bul ne yapacağız? Ne yapacağız bul. Allah, dertlerin biri bitiyor biri başlıyor ya Rabbim. Of. Nasıl görücü? 2020 yılında görücü ne ya? Kim ne nasıl oluyor bu işler ya?